30 dakikadan herkese merhaba. Bu hafta konuğum Kapatılan Meydan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Levent Kenez. Levent Kenez'le pek çok başlığı konuşacağız bu programda. Birinci başlığımız Kapatılan Gazetesi olacak elbette. Meydan Gazetesi kapatılma sürecinde ne tür manşetler attı? Darbe kumpasına karşı nasıl duruş sergiledi? Ve nasıl polis baskını yedi ve nasıl kapatıldı? Bunları detaylarıyla konuşacağız. Bir başka başlığımız ise günümüz. Günümüz Türkiye'sinde medyanın halini konuşacağız. Evet, bu medya günümüz Türkiye'sinde özgür habercilik mümkün mü? Ne kadar ve nasıl gazetecilik yapılabilir? Bunu konuşacağız. Bir başka başlığımız ise seçimlere giderken ki Türkiye medyasıyla, siyasetiyle, iktidarıyla ve muhalefetiyle bütün yönleriyle seçime giderken ki Türkiye'yi konuşacağız Levent Kenez'le. Evet, 30 dakika başlıyor. Evet, 30 dakika başladı. Şu anda karşımızda Kapatılan Meydan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Levent Kenez var. Levent Bey merhaba. Merhaba Erkan Bey. Şimdi pek çok şeyi konuşacağım ama sorularım var. Önce şu Kapatılan Meydan Gazetesi'nden başlayalım istiyorum. Arkasından günümüze bir gelelim. Ama dur ya, önce şunu sorayım. Levent Kenez hakkında bir yakalama, tutuklama bir şey var mı? Biz kapatılalı bayağı oldu yalnız. Hani yeni bir gelişme gibi. Yani ben hani bazı olabiliyor. Gerçi yani aynı o iklimdeyiz ama belki yeni haberiniz olmuştur. Bayağı oldu biz kapatılalı. Öyle mi diyorsun? Peki o kapatılmaya geleceğim ama şu anda senin yakalama, tutuklama hakkında bir işlem var mı? Tabii canım. Evi bastılar. Aranıyoruz her yerde. Evet. Türkiye gazetecisi olarak yurt dışında hayatını devam ettiriyorsun. Peki, şimdi bu senin gazetenin kapatılmasını konuşalım. Tabii bu Meydan Gazetesi deyince o çarpıcı, çok zeki manşetler gözümün önüne geliyor. Ama en çok beni böyle tebessüm ettiren yılın satış elemanı kapağı manşetiydi o. Metro Turizm sahibiyle ilgili manşeti söyleyeceksin zannetmiştim. Yok, onu söylemeyeceğim. Ben en çok yılın satış elemanını çok tuttum. Şu an ekranlara da onu getiriyoruz ama şimdi ya resmen kaşınmışsınız ya gazete olarak. Gel de kapanma kardeşim bu gazeteyi. Davalarla sordunuz ya, bir davada bununla ilgili var. Ve tarihini tam şu an hatırlamıyorum. Belki size ekranı verdiğinizde dinleyicilerimiz de görebilecekler. Bu darbeden çok sonra açılan bir dava, biliyor musunuz? Hani gazetecilere davaları çektim falan diye veya açıklama olmuştu. Bu darbeden çok sonra açılan bir dava. Yılı satış elemanı manşetimiz. Gerçi orada bir espri var tabii. Bir hakaret, bir saygısızlık yok. O çok kullanılan o restoranlarda, diğer şeylerde ayın elemanı, yılın elemanı tarzı, ona bir gönderme. Orada da galiba Mavi Marmara'yı sattıkları, Mavi Marmara'yı organize edenlere karşı bana mı sordunuz, kime sordunuz tarzı bir ifade oldu. Onun üzerine iyi bir satıştı bu. Evet. Özellikle ama, malum. Orijinal bir manşetti bu. Tabii bu satışlar tabii Erdoğan'ın en birinci veya sonuncu da değil tabii. Bu konuda belki hani hadi sıralayalım desek kaç tane böyle başka satışlar söyleyebilirsin? Evet, sıralığı var. Cemaat var, Kürtler var, Mavi Marmara var, Aleviler var. Yani liberaller var. Hemen hemen bütün daha önceki ilk dönemlerinde yapmış olduğu AB reformları olsun ya da Türkiye'nin kalkınması, ekonomik gelişmeler vesaire ile alakalı politikalara destek veren ne kadar grup, cemaat, etnik varsa, oluşum varsa hepsini sattı biliyorsunuz. En yakın arkadaşlarını da sattı, yola beraber çıktı. Liberaller için bundan sonra zaten beraber yürümeyeceğiz. O eskiden de hatırlarsınız, birçok programda konuşuldu. Eski arkadaşlarını da sattı. Ona yapılmış bir göndermeydi. Evet. Peki kendi şöyle sorayım o zaman. Bu satış elemanı dedin ya. Evet, yani insanları satmak, beraber yürüdüğün insanları satmak bir ahlaki bir problemdir ama peki ya satılanın da hiç günahı suçu yok mu? Yani satılma kardeşim sen de, yani sen de satılma. Uyanık ol, satılma. Ama şimdi şöyle, bir yerde başbakan ya da cumhurbaşkanı gibi bir güç, elinde bir güç bulunan, yasama yetkisi, yargı yetkisi olan, yani bunu Türkiye'de bunları aslında
insanların elinde değil ama Türkiye özelinde konuşuyoruz. Çok asimetrik bir denge söz konusu. O yüzden size gelip bazı politikalarını sunup reform vaat eden ya da Türkiye'nin daha demokratikleşmesi için şunları şunları yapacağız deyip size bir takım önerilerde, vaatlerde bulunan insanlara siz destek verebilirsiniz. Bu çok normal bir şey. Bunu sadece cemaat üzerinde söylemiyorum. Aleviler olsun, Kürtler olsun. Eğer sizin bir sorununuz ya da Türkiye'nin daha iyi olacağını düşündüğünüz bir politika varsa, bir politikayı öneren biri varsa buna destek verebilirsiniz. Yani aynı şeyleri CHP'si, MHP'si önerdi de insanlar destek vermediler mi? Bir de bu öz eleştiriyi hani satılanın hiç suçu yok mu diyorsunuz ya. Bir de kardeşim yani diğer partiler neredeydi o zaman? Yani sen o zaman pek toz kondurmuyorsun satılanlara, öyle mi? Ya satılanların eğer bir şey yapacaksınız, kantre vuracaksınız çok daha masum olduğunu düşünüyorum O sizin. zaman şeye gelelim, Levent Genel. Şimdi kapatılan Meydan Gazetesi dedik. O darbeden sonra kapatıldı. Peki o, fakat darbeden hemen sonra attığın manşetlerde ekrana da getiriyoruz. Darbeye hayır çıkışı çok net durdu aslında Meydan Gazetesi. Buna rağmen neden kapatıldı gibi safça bir soru sorsam. Şöyle meydanın kapatılması diğer yayın organları biliyorsunuz bir kanun hükmünde kararname ile 200'e yakın bir kapatıldı. Resmi gazetede isimler alt alta dizildi, kapatıldı. Ancak bizim yayın durdurmamız Erkan Bey mahkeme kararıyla bu olağanüstü hal ilan edilmesinden önce oldu. Yaklaşık darbeden 5 gün sonra 20 Temmuz günü mahkeme kararıyla bizim yayınlarımız durduruldu. O darbeye hayırı yaşasın darbe dememek için darbeye hayır dedik değil. Yani zaten duruşumuz buydu. Daha önceki yayınlarımız hepsinde zaten darbenin böyle askerlerin gelip ülkeyi yönetmesi, bu yeni çıkmış bir teğmenin sana emirler verip şöyle yap böyle yap zaten bunlara karşıydık. Ancak o darbeye hayır manşetimizde bir garip darbe girişimi de var. Onu da vurgulamak lazım. Darbe gecesinde darbeye hayır duruşumuzu ortaya koyuyoruz. Ancak bir garip darbe girişimi notunu da oraya düşüyoruz. Yani o ikisini beraber düşünmek lazım. Evet, o günden tespiti yaptığınız zaman gazete olarak bir garip darbe. Evet, gerçekten bir garip darbeydi. 70'ti, 80'di, ne bileyim 97'ydi. Çeşitli darbe tecrübeleri yaşamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak ve gazeteciler olarak bunun ne menen bir darbe olduğu aslında ilk dakikalardan itibaren belliydi ve duruşunuz da çok net olduğu tarih. Peki arşiv duruyor mu sizin? Yok, hayır. Dijital arşivlerimizi soruyorsanız bazılarını kurtarabildik. Ancak bu gazeteyi zaten bastılar. Polisler geldiler gazeteyi bastılar. Kapıyı mühürlediler. Hatta ben o zaman pastane gibi gazeteyi mühürlediler. Bir daha içeriye giremedik. Bizim oradaki bütün arşivimiz, bütün dokümanlarımız, her şeyimiz gazetenin bütün o an içerideki mal varlıklarını zaten el koydu devlet. Satış şeyi çıkmıştı. Bazısını sattılar mı satamadılar mı bilmiyorum. Ama bazı dijital arşivimiz elimizde. Ama dediğim gibi o hard copy kağıtlar bir elimizde yok. Peki yine şunu sorayım sana. Peki şimdi gerek, yani Meydan Gazetesi sadece değil, mesela Zaman Gazetesi gibi daha pek çok gazete kapatıldı ama arşivleri de yok edildi. Şimdi hiçbir, mesela Zaman Gazetesi'nin veya diğer işte Meydan'ın geçmişteki bir yazısına, makalesine ulaşamıyorsunuz hiçbir sayfasına. Peki AKP'nin bu derece kazınmasını, sen geçmişe ait bütün yazılanları ortadan kaldırmasını nasıl yorumluyorsun? Tabii Moğolların kütüphaneleri yakması gibi bir şey. Yani İskenderiye'de olsun, diğer yerlerde olsun hatırlarsınız tarihte çok fazla bu kütüphane yangınları vardır. Bununla alakalı bir şey. Sadece muhalif gördükleri gazetelerin arşivlerini yok etmiyorlar. Kendi arşivlerini yok ediyorlar. Bugün havuz medyasında o iktidara %100 destek veren yayın organlarının arşivlerini de belli bir yıldan sonra gidemiyorsunuz. Ben hiçbir yazı uçmaz. Yazılan, basılan hiçbir şey kaybolmaz. Ancak tabii kullanıcının böyle evinde bilgisayarında ya da bir kütüphaneye gidip bir şey araştırmak isteyen insan o an ulaşamayacağı şeyler bunlar ama yazılan basılan hiçbir şeyin ben kaybolmayacağını düşünüyorum. Hele hele dijital ortama düşmüşse mutlaka bir gün Türkiye normalleştiği zaman bu arşivler mutlaka geri getirilecek ve biz de tekrar yarın öbür gün çalışma yapan insanlar, bu dönemi araştıran insanlar, tarihçiler, politikacılar mutlaka elbette bu arşivlere ulaşacak ama bugün
kullanıcı olarak bizim bazı arşivlere ulaşamıyoruz. Bu Türkiye'nin belleğini silmek için yapılmış çok kastımasla bir şey. Yani bunun neden bunu yaptıklarını konuşmak bile abes. Bazı hafızayı yok etmek istiyorlar. Bu çok net. Çok net tabii ki. Peki bugüne doğru yavaş yavaş gelelim. Bugünün medyasını, yani evet üzerinden 15 Temmuz silindiri geçti, buldozer gibi geçti. Pek çok gazeteler kapatıldı, pek çok gazeteci hapislere tıkıldı. Pek çok gazeteci de ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Ama geriye de bir medya kaldı Türkiye'de. Bu medyayı sen nasıl tarif ediyorsun? Yani şu an siz Türkiye ile ilgili bir haber öğrenmek istediğiniz zaman Türkiye'de faaliyet gösteren herhangi bir gazetenin sitesine girip orada güvenilir bir bilgi aldığınızı düşünüyor musunuz? Ben asla düşünmüyorum. Tabii ki. Bilgi kaynağı, alternatif bilgi kaynakları var. İşte sosyal medya var, Twitter var, Facebook var. Buradan aldığınız bilgileri bile birkaç yerden teyit etme ihtiyacı hissediyorsunuz. O yüzden Türkiye'de bir kere güvenilir bir medya kalmadı. Zaten herhalde havuz medyasını konuşmuyoruz. Havuz medyası elbette alakalı. Onlar kapsam dışı. Muhalif olarak düşündüğümüz, yani iktidara muhalif olduğunu düşündüğümüz yayın organlarının hepsinin de kafasında ya demokrasinin kılıcı var, bir sopa var. Ve bazılarının da yaşamasına izin veriliyor ki Türkiye'de demokrasi varmış. İşte ya Türkiye'de bu kadar diktatörlük olsa bunlar bunları yazabilirler mi şeklinde. Mesela örnek vereyim Sözcü Gazetesi'nin varlığı. Şimdi Cem Küçük Sözcü Gazetesi'ne el konulacak dendi. Ben çok ihtimal vermiyorum. Yaparlarsa çok büyük bir hata yapmış olurlar. Çünkü Sözcü Gazetesi çok güzel bir gazete AK Parti için. Başörtüleri sallıyor, imam hatipleri sallıyor. Zaman zaman o Erdoğan'ın meydanlara çıkıp dile getirdiği şeylere çok güzel can suyu veren bir gazete Sözcü. Yani AKİT'i kapatır Sözcü'yü kapatmaz diye düşünüyorum ama bunların ne yapacakları belli olmaz. Mesela Sözcü Gazetesi'ni düşünebilirsiniz. Yani şu an Cumhuriyet Gazetesi muhalif bir gazete mi sizce? Şu an el değiştirdikten sonraki yayın çizgisine bakın. Daha önce bir dönem yapmış oldukları işte o MİT'leri döneminde gazeteciliğe bakın. Yani ben Türkiye'de zaten mümkün değil. Hani bu daha önce birkaç sosyal medyada konu olmuştu. İnsanlar tabii ki korkuyorlar. Korkmak çok insani bir şey. Muhalif bir şey yaptığın zaman sana direkt cezaevine alıyorlar. Biz neden şu an yurt dışındayız Erkan Bey? Bu yayını Türkiye'de yapamadığımız için yurt dışındayız. O yüzden Türkiye'deki gazetecilere de belli bir yere kadar şey yapabiliriz. Muhalif duruşlarını sergileyebileceklerini bir tolere etmemiz lazım. Eğer özgür yayıncılık yapmak istiyorsanız maalesef Türkiye'de bunu yapamıyorsunuz. Bu çok net. Yani Levent Keniz, her şeye rağmen Türkiye'de tabii bir muhalif medyanın, biraz önce sen de dedin, hani havuz medyasının dışında bir muhalif medya var. Orada evet gazeteci, emekçi insanlar yok değil. Ama tabii onların da bir muhalefet limitleri var. O limiti aştığı an hemen hapse atılacaktır değil mi? Sen de aynı kanattasındır. Tabii ama şu var, ya nerede yayınladıkları, nerede yazdıkları da önemli. Eğer çok marjinal ya da çok az kitleye ulaşan yerlerde yazıyorlarsa ciddiye alınmıyor olabilirler. Ben Türkiye'de hani bazı şeyler var. Ya bu Türkiye'de bunlara nasıl yazıyor? Bir, çok küçük bir mecrada yazıyorsa ciddiye bile alınmıyordur. Bazısının önüne ve arkasına yaptığı sigortaları görmek lazım. Başı ve sonu, biatla bitip başı sonu böyle hafif çiçek atıp ortasında bir şeyler yazıp bizim gazete tabiriyle formülize mi ediyor? Yoksa gerçekten sarsılmaz bir şekilde düşüncelerini yılmadan savunabiliyor mu? Buna bakmak lazım. Ben bu manada sosyal medyada gözümüze çarpan birkaç, bunlar sadece internette oluyor, bir yazılı mecrada olduğunu düşünmüyorum. Böyle birkaç sesleyebileceğiniz, muhalif diyebileceğiniz zaman ancak buna hitap ettiği kesim çok küçük Erkan Bey. Biz ana akımı konuşmamız lazım. Mesela Meydan Gazetesi'nin kapatılmasını dediniz. Yani şahsi olarak büyük bir hikaye değil. Neden gazeteleri kapattı? 200'e yakın gazete, radyo, internet sitesini neden kapattı? Bunların şu an Türkiye'de açık olduğunu ve bunların haberlerini, tartışmalarını düşünebiliyor musunuz? Yani Zaman Gazetesi, bu kayyumdan önceki Zaman Gazetesi'nin açık olduğunu düşünün. Samanyolu, Bugün, Kanal Türk, diğer gazetelerin bunların açık olduğunu ve yayın yaptıklarını düşünün. Ben bu kadar kolay bir ortam olacağını zannetmiyorum. Ama onların var olduğu dönemde bile evet kolay değildi ama gene aynı yani yakın bir zulmü, diktatörlüğü tabii gene yapıyordu. Yani bu muhalefeti de etkileyen bir şey. Şu an mesela muhalif partilerin bu kadar ezik sinik her şeyi kabullenmiş olmalarından bir tanesinin sebebi de yani nereye çıkıp konuşacak, kime ulaşacak? Tabii. Bütün iktidar gücüyle gazeteleri, televizyonları ezip üzerinden geçiyor. Bu kadar dengesiz bir maç olmazdı en azından. Tabii, tabii. Evet, şimdi Levent Keniz.
Halde ne oldu, neyi engellemedi? Yok, bence bu doğru bir mantık değil. Bu medyalar olduğu, bakın unutmayın. Önce geldiler Akın Bey'in şirketine el koydular. Kanal Türk Bugün. Daha sonra Samanyolu'nun şalter indirmeye zorladılar. Zaman Gazetesi'ne el koydular. Ondan sonra 15 Temmuz yaşanmış olması ve diğer senaryonun yaşandığını unutmayın. Bütün onlar susturulduktan sonra. Evet. Evet, önemli bir şeydi bu. Evet, altını çizdiğin. Peki, şimdi tekrar günümüze doğru iyice yaklaşalım. Şimdi günümüzle alakalı 3 tane haber seçtim. Ben onunla ilgili senden analiz isteyeceğim. Şimdi 3 haberin ikisi birbiriyle yakın ilişkili. Birinci haber gözümü ilişen. Şimdi Erdoğan'ın bir açıklaması oldu geçen de. Dedi ki şu para var ya nelere muktedir şu kapitalizm diye başlayan bir konuşması vardı. Bilirsin, duymuşsundur. Denizlerimizin kenarlarını, orman alanlarını betona çevirme gayretinde olanlar var. Şu para var ya nelere muktedir şu kapitalizm? Doğa böyle şöyle olmuş, böyle olmuş, umurlarında değil diye bir açıklaması oldu. Bu birinci haber. Önce şimdi onunla ilgili bir videoyu ekrana getirelim. Ondan sonra ikinci haberi söyleyeceğim. Arkasından da senden bir analiz isteyeceğim. Denizlerimizin kenarlarında, orman alanlarımızda. Yani buraları betona, toprağa çevirme gayreti içerisinde olanlar var. Şu para var ya, nelere muktedir diye. Bu kapitalizm nelere muktedir diye. Orman, morman ne var ne yok kesiyor, atıyor, götürüyor. Ha oraya ben bir dikey mimari yapayım. Oranın da malı götüreyim. Yapılan iş bu. Yani doğa şöyle olmuş, böyle olmuş. Umurunda değil. Evet, Levent Kenes, birinci haberimiz bu. Erdoğan aynen bunları ifade etti. Sanki bütün bunları kendisi iktidarı döneminde hiç olmamış, yapılmamış gibi kendinden emin ve ikna edici bir ses tonuyla bunları ifade etti. Şimdi bu bir. Şimdi benzer ikinci bir haber daha söyleyeceğim. Bu birincisi AKP Genel Başkanı'nın ifadesiydi. Şimdi AKP Genel Başkan Yardımcısının bir açıklaması. Leyla Şahin Usta. İnsan hakları ihlali denilince somut bir iki tane olay bile gündeme getiremiyorlar dedi. Şimdi bu iki haberi yan yana getirip bir şey sormak istiyorum. Sen buradaki ifadeleri nasıl analiz ediyorsun? Yani gerçekten bu söylediklerine inanıyorlar mı? Veya kendilerini dinleyen, izleyen insanların inandığına mı inanıyor? Ama yok, gerçekten inanıyorsa bu şizofren bir durum. Yani hayalle gerçeği birbirine karıştırma durumu. Ne diyorsun sen? Ama yani ne kadar YouTube'da yayın yapsak da hani eskiden siz televizyonda program yapardınız. Belli bir rütük sınırları vardı. O yüzden burada bile ya yani YouTube kanalında bile konuşurken dikkatli konuşmak gerekiyor. Ben artık maytap geçtiklerini düşünüyorum. Yani başka kelimelerle de ifade edilebilir. Artık maytap geçiyorlar. Artık keyif alıyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Erdoğan bütün ülkeyi gökdelenlerle, binalarla, TOKİ'lerin o iğrenç apartmanlarıyla donatmış. Ülkede ağaç namına yani son ağaç kalana kadar mücadele etmeye yemin etmiş bir idarenin başındakine söylediğine bakın. Genel başkanı böyle konuşur da yardımcısı farklı mı konuşabilir? Aslında Leyla Şahin Usta ilk söylediği zaman doğru söylüyor. Yani bir iki örnek veremiyorsunuz aslında. Yani şimdi ben size sorsam bir iki tane insan hakları ihlali desem tıkanır kalırsınız. Hangi bir iki taneyi vereceksiniz? Sadece 50 binden fazla insan hapishanede, sadece 50 bin tane insan hakları ihlali bir kalemde. Bir de bunların yaşadık ihlaller var, işkencesi var, hayatını kaybedenler var, kaybolan insanlar var, sokakta kaçıranlar var, yurt dışındakiler var. Yani o kadar yüz binlerce insan hakları ihlali var ki gerçekten bir iki taneyi söylerken zorlanıyoruz. Yani o tam tersi açıdan söylüyor ama aslında doğru bir iki tane söyle, hadi söyle Hangisi? de söyleyemezsiniz. Tabii Leyla Şahin Usta İnsan Hakları Komisyonu'nda da görev yapmıştı mecliste. AKP Genel Başkanı olunca istifa etmek Eski bir zorunda kaldı. başörtü mağduru değil mi aynı zamanda? Bir ayında tabii davası olan. Türkiye'de üniversiteyi okuyamayıp Viyana'ya gitmiş. Bildiğim kadarıyla doktor, tıp eğitimi aldı. Yani böyle bir insan bunu söylüyor. Hani herkes söyler de kardeşim bari sen söyleme ama tabii utanma duygusu kalmayınca, vicdan kalmayınca ben çok
açıkçası çok ciddi bir önemde atfetmiyorum. Bu Erdoğan'ın söylediğini de, bu genel başkan yardımcısının söylediğini de. Sadece artık ülkeyle maytap geçiyorlar. Seçim faaliyeti siyasi bir faaliyet değildir diyor meclis başkanı. Artık yani evet, neleri bu, bunu bu dendikten sonra şimdi tabii Leyla Şahin Usta, evet, AKP genel başkan yardımcısı. Şimdi insan hakları ihlali göremiyorum diyor. Şimdi tabii yani neyin ne olduğunu görüyor olmalı. Yani gazeteleri okuyor olmalı. Ne bileyim, yaşananları fark ediyor olmalı en azından. Bir algı seviyesi açısından ortalamanın üstünde olması lazım. İşte yurt dışında okumuş, tıp eğitimi almış vesaire. O zaman yaşananları insan hakları ihlali görmüyor o zaman. Yani ya insan görmüyor. Bu olan biteni ya insan görmüyor. İşkenceyle öldürülen Gökhan Açıkkollu öğretmeni ya insan görmüyor. Ya Halime Gürsu gibi öğretmenin ilaçları verilmeyip öldürülmesini veya Cizre'de çocuğunu işte buzdolabında cesedini saklamak zorunda kalan anneyi insan olarak görmüyor. Ya da bütün bu olanı ihlal olarak görmüyor. Ya da senin dediğin gibi maytap geçiyor. Yok, her şeyi görüyorlar. Siz Leyla Şahin'in görevi ne? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı değil mi? Evet. Abi görev değil Türkiye'de. Neticede AK Parti gibi her şeye karar veren partide Genel Başkan Yardımcısı. Gerçi her şeye Erdoğan karar veriyor da neticede kralın adamları açısından önemli bir vokal yapıyorlar. Evet. Şimdi bu kimliğin devam etmesi lazım. Siz bu şeyi kaybetmek ister misiniz? Kaybetmek istemezsiniz. Doğal olarak öyle konuşacağız. Evet. Yani ya, hapishanede bir sürü bebek var, kadınlar var aslında. Buna da bir çözüm bulmamız lazım mı desin? Düzenin devam etmesi lazım. Bu kimliklerin, title'ların, titirlerin devam etmesi lazım. O yüzden bunun devam etmesi için de böyle konuşmak zorundalar. Bunu da çok iyi biliyorlar. İnanın şimdi Türkiye'de biraz konjonktür değiştiği zaman şu an hiç sesini çıkarmayan insanlar, ya bu insanlara ne kadar zulmedilmiş, ne kadar kötülük yapılmış, vah vah tüh tüh. Yani siz vakıfta çalıştığınız için bu tür insanların birçoğuna çok kişisel olarak da tanışıklığınız vardır. Göreceğiz hep bunları. Evet. Peki biraz önce 3 tane haber demiştim. İkisi buydu. Üçüncüsüne gelelim Levent Keniz. Şimdi AKP Üsküdar meclis üyesi Süleyman Çakır, Süleyman Gedikoğlu. AKP Üsküdar meclis üyesi Süleyman Gedikoğlu'na bir soru soruyor gazeteci. Şimdi o soruyu bir videodan getirelim, arkasını analiz isteyeceğim. Kişileri tanıyor musunuz, 31 kişiyi? Serdar Atan benim abimiz değil mi? Hı hı. Benim evimde. Sizin evinizde 31 kişi. Yok, ben ve eşim var, sadece kişiyiz. Meclis üyesinde rekor sayıda seçmen tespit ettik. 40 seçmen görünüyor dairenizde. Evet. Bir hata var tabii mıdır? Burada tabii bizim akrabaların spor salonlarına yararlanmak için şey yaptılar. Tespit ettik. 40 seçmen görünüyor dairenizde. Evet. Bir hata tabii var mıdır? Burada tabii bizim akrabaların spor salonlarına yararlanmak için şey yaptılar. Evet, VTR'yi, videoyu izledik. AKP Üsküdar Belediye Meclis üyesi Süleyman Gedikoğlu'na soruyor gazeteci. Evinizde 40 kayıtlı seçmen gözüküyor. 40 tane bir adamın evinde. Cevap, hepsi bunların da reşit, oy kullanabilen adam. Yani koca koca adamların evin içinde 40 tane. Bizim akrabalar biraz kalabalık diyor. Spor salonlarında yararlanmak için şey yaptılar diyor, şey. Nasıl bir şey bu? Hadi seçimi vesaire her şeye geçtim. Spor salonundan faydalanması için yapılanı bile etik. Yani o aslında çok normal. Değil mi? Yani spor salonunu kullanmak için adres değişikliği, işte belediyenin havuzuna mı gidecekler? İşte beleş yüzmek için, iki tane dumbbell kaldırmak için. Erkan Bey, bu bulunduğum ülkede bir uzmanla karşılaştım. Uzun yıllar Rusya'daki ve Orta Asya'daki seçimleri takip etmiş. Kafkasya'daki seçimleri takip etmiş. Seçim gözlemlerini görev almış bir uzman. Onu bana söyledi, bu sandıkta çalmalar, bu tür bahsettiğimiz bir evde 10 kişi 20 kişi çok amatör iş olduğunu söyledi. Yani çok amatörler bunu bu şekilde çalar. Niye öyle amatörce iş yapıyor? Bunlar aslında çok tecrübeli mi? Ya bunlar amatörcesi. Ben çok daha profesyonel bir şekilde seçimlerde hile yapıldığını düşünüyorum. Mesela bir evde 40 kişi, 100 kişiyi tespit edince CHP'si, diğer muhalefeti seçimle alakalı bir hile ortaya çıkardıklarını, bir ifşa ettiklerini düşünüyorlar. Ben çok daha organize bir şeyin olduğunu düşünüyorum. Bakın, YSK'nın 6 üyesinin görev süresi bir yıl daha uzatıldı. Yani Türkiye ilk defa mı seçim yapıyor? Bu adamlar gidince Türkiye'de seçim olmayacak mı? Ya da bu insanlar yerine AK Parti kendi adamlarını atayamayacak mı? Atayabilecek, ama orada bir
kurulu bir düzen var. Türkiye'de yerel seçimlerden sonra uzun bir süre seçim yok. O kurulmuş tezgah varken bir kere daha seçim yapılmasını isteniyor. Ben yazılım sisteminden tutun da mesela referandumda seçimli olduğu gün bir anda ne dediler? Mühürsüz zarflar, mühürsüz oylar da geçerli sayılacak. Tamam. Rakam kaç? 500 bin. Yani tamam YSK'nın karar vermesi gereken bir olay çıkar da 1000, 2000, 3000 kişi ilgilendirir. Bir anda 500 bin tane oyla alakalı bir gün, bir saate karar verir misiniz? Vermezsiniz. Bu tür şeylerin tabii seçim güvenliği adına önemli ama eğer seçimle alakalı hile ve usulsüzlükle alakalı diyorsanız ben bu görünenin çok basit ve amatör bir yönü olduğunu düşünüyorum. Esas çok daha büyük hilelerin başka bir şekilde planlandığını düşünüyorum. Seçim adil seçimler alakalı uluslararası standartlar var ve bu standartlar sadece seçim günüyle ilgili değil. Bir kere yarışa nasıl gidiyorsunuz? Öbür adam 500 metre önden gidiyor. Senin evet. Hiçbir şekilde medyaya yer vermemiş, sana ses vermemiş, öbürü devlet imkanlarıyla seni tamamen susturmuş ve hadi bakalım seçime gidiyoruz. Muhalefetin bu ülkeye yaptığı en büyük kötülük, ben bunu ısrarla vurgulamaya çalışıyorum. Mesela CHP bize şuna inandırıyor. Ben bir maça çıkıyorum arkadaş, hakem, YSK taraf tutuyor, benim aleyhimde kararlar veriyor. Ben bunu biliyorum ve bu maça çıkacağım ama o kadar iyi oynayacağım ki ben bu maçı kazanacağım. Sana bana da bunu inanmamızı bekliyor. Halbuki resim şöyle. Tamam maça çıkıyorsun. Rakip 15 kişi sahada. Hakem tarafta. Bütün tribün kendisinde. Basın tribünü kendisinde. Gözlemcileri almamış. Maç yapılırken oyunun kuralları maç esnasında değişiyor. Ve sen kazanmaya bizi ikna etmeyi istediğin maç bu aslında. O pembe tablolar çizmeye iddialı şeyler konuşmaya gerek yok. Bitireceğim. Ama ne demek istiyorum burada yani muhalefet seçime gitmesin mi? Söyleyeceğim. Başkanlık referandum seçimlerinde biliyorsunuz referandumda hayır oy çıktı. Yani biz başkanlık sistemini istemiyoruz çıktı. Ama Cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan ezici bir şekilde İstanbul'da Cumhurbaşkanı seçildi. İstanbul için söylüyorum. Yani çok daha cesaretli, ezber bozan şeyler yapması lazım. Bugün meclis diye bir yer yok ki. Meclisin bir anlamı olsa zaten milletvekilinden bakan yapmaz. Şu an meclisin herhangi bir işlevi var mı Türkiye demokrasisinde ya da yasamasında? Hiçbir işlemi yok. Bir gece Cumhurbaşkanı kararnamesiyle bütün her şeye karar veriyorlar zaten. Peki o zaman mecliste ne işgal ediyor CHP ya da diğer muhalefet partileri? Ne iş yapıyorlar? Bir ezber bozmadan sizce Türkiye'de bir şeyler değişebilir mi? Ama tabii ana muhalefet olmak anayasada da geçen bir kavram. Plaza var, imkanlar var. Bizim sizin vergilerimizden ödenmiş çok büyük miktarda paralar var. Bunlarla alakalı bir derebeyi gibi yaşıyorlar. Seçimden seçime cizyeyi vererek, seçimden seçime vergilerini vererek de hayatta kalıyorlar. Bir tiyatro demokrasi evet. Varmış. Tiyatroda kuranlık yapıyorlar. Bütün olay bu. Evet. Levent Genç programımızın sonuna geliyor. Son bir sorum şu olsun. Sen aynı zamanda 7/24 haber sitesinde de yazıyorsun. Bu Merve Kavakçı konusuna da girdin geçen bir yazında. Orada da ben o konuyla ilgili bir soru da sorayım sana. Şimdi kızı saraya danışman oldu. Olabilir. Yani diyebiliriz. Yani üniversitesini Amerika'da okumuş. Bilmiyorum. Uzmanlık alanlarını gördünüz mü? Okudunuz mu uzmanlık? Konuşma ne deniyor ona? Konuşmayla ilgili bir uzmanlığı varmış. Yani tam ifade edemeyeceğim. Yani öyle onunla ilgili bir şey uzmanlığı varmış. Tabii burada Merve Kavakçı'nın tabii biradan kendisinin bir dönem 28 Şubat'ın ağır mağduru olması söz konusu. İşte Merve Kavakçı deyince işte bugün o saraya giren kızın küçükken nasıl yuhlatıldığını biliyoruz çocuklara. Yani büyük mağduriyetler yaşadılar ama bugün itibariyle geldiğimizde baktığımızda işte kendisi büyükelçi oldu. Önce milletvekili sonra büyükelçi oldu. Kız kardeşi milletvekili oldu. Kızını saraya yerleştirdi. Tam kadro gidiyorlar ama burada insanın içini acıtan şey şu geliyor bana. O konuda fikrini alayım. Şimdi o 28 Şubat'ın en çetin döneminde askerlere karşı Nazlı Ilıcak Merve Kavakçı'nın elinden tuttu ve meclise getirdi. Dimdik yanında durdu ve pek çok kişi orada etrafında o zaman kaçmıştı. Şimdi Merve evet. Kavakçı insanla bir vefa duygusu açısından baktığında sen bu fotoğrafı nasıl görüyorsun? Yani şimdi Nazlı Ilıcak orada o yaşına rağmen hapishanelerde inim inliyor. O 7/24 TR724'teki yazıda Nazlı Ilıcak'ın bunun hakkında yazdı. Merve Kavakçı hakkında yazdı. Güzel çok yazı da var. Yani Nazlı Ilıcak Rosa Parks gibi Amerika'da zencilerin haklarını
almasında dönüm noktası o otobüste oturup kalkmayan o aktiviste örnek göstererek Merve Kabakçı'yı onore ediyor. Nazlıcak nerede? Bunlar nerede? O bahsettiniz ya, çocuklar 28 Şubat sürecinde Merve Kabak çocukluğunu okuldan alırken arkadan yuhalatmışlardı. Şimdi o yuhalanan çocuklar geldiler. Şimdi bugün o günlerin intikamını alıyorlar. Bu, ama kimden alıyor? Bu olayla ilgili intikamını alması gereken kişiyle bunlar koalisyon yapıyor. Levent Kenes. Buna geleceğim. Başka bir şey söylemek istiyorum. Kendimin cidden rahatsız olduğu bir şey var. Şimdi bir başörtülü bulsak da dövsek, özellikle Twitter'da, sosyal medyada laik duyarlı olan insanların zaten başörtülüler, AKP hepsi zaten tek bir torba olmuş. Bir başörtülü bulsak da dövsek. Mesela bu danışma olan kızla alakalı yayınların sosyal medyadaki ifadelerin çok çok aşırı gittiğini düşünmüyor musunuz? Tabii neticede ki. Çok aşırı tabii gitti. Yani tamam, liyakat aranmamış belli ki. Aile ilişkileri var. Rezil. Zaten bu kepazeliği bu şekilde anlatabilirsiniz ama hadiseyi bir başörtülü imgesinden bütün dine ve herkese saldırmak olarak kullananlara karşı da uyanık olmak lazım. Tamam, AKP muhalifiyiz, diktatör Erdoğan'la için herhalde bu gök kubbede söylenmiş her türlü şeyi, ona yakışan her şeyi söylemiş insanlarız ama son tahlilde bazı kutsallar var. AKP'ye muhalefet ile bu kutsalları işleyenlere karşı da birazcık uyanık olmak lazım. Ne yapılacak mevzunda? Yani Merve Kabakçı'nın vefasızlığını anlatılacak bir ifade yok. Ben o yazıyı söyleyince o yazıda yazdığım ifade aklıma geldi. Ecevit vefatında Merve Kabakçı demişti işte aramızdaki mesele şaşmaz teraziye havale olduğu gibi şeyler söylemişti. Tamam, bütün hesap kitap oraya havale olsun zaten. Bizim en çok istediğimiz bu ama sizin Ecevit'in tırnağı bile olamayacağınız görmek de bugüne kaldı. Ya. Tabii. Meselenin boyutu da bu. Tabii ki Ecevit'in tırnağı bile olamazlar. Evet, yani bir dönemin o mağdurlarının nasıl bu kadar canavarlaşabildiği meselesi işte hayret ve ibretle seyrediyoruz. Evet. Yazık. Vallahi yazık. Peki Levent Genç programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığın için. Erkan Bey, çok sağ olun.